Validem. Mehmet'im nasıl? Afiyet de çok şükür. Ama bu yarayı ömür boyu taşıyacak oğlum. Hünkar babasının yaptığını asla unutmayacak. Öfkesini, sevgisizliğini. Bir yanı hep eksik kalacak. Sevmez olur mu hiç? Mehmet onun evladı. Şimdiden çok pişman olmuş zaten. O yüzden mi zarifi hareme geri döndü? Üstelik Osman'ı yarın veliahtı ilan edecekmiş. Kabahat biraz da sende Turhan. Oğlumun oyunu bilmezmiş gibi üzerine gitmişsin. Ağrıma gidiyor çünkü validem. Siz de görüyorsunuz. Vaziyet aşikar. Bir yanda Zarife, bir yanda şivekar. Şimdi bir de Hümaşah çıktı. Kimlerle muhatap oluyorum ben? Sen mi ben mi? Sırf hünkâr oğlumun gönlü hoş olsun diye susuyorum, sabrediyorum. Fakat artık sabır taşım çatladı. İlk o Zarife'nin icabına bakacağım. Sonra da diğerlerinin. Nasıl olacak validem? Zarife yarın baş haseki olacak. Üzülme. Sen şehzademle ilgilen. Gerisini ben halledeceğim. Benim yiğit, cesur şehzadem. Gün bizim günümüz. Artık sarayın kuytu köşelerinde saklanarak yaşamayacağız. Herkes önümüzde eğilecek. Zarife Hatun. Sultan diyeceksin Hacı. Zarife Sultan. Sultanım. Hünkârımız şehzademizi Yeniçeri Ocağı'nda takdim edecekler. Sizlere ben refakat edeceğim. Araba hazır. Buyurun. Gidelim şehzadem. Hünkâr babam ve kullarım bizi bekliyorlar. Sultanım, geldik. Hacı, niye buraya geldik? Hünkârımız nerede? Hünkârımız sizi Üsküdar'da bekliyorlar sultanım. Ocakta takdim edecekler demiştin. Üsküdar'da ne işimiz var? Kösem Sultan gönderdi değil mi sizi? Tuzak kurdunuz bize. Bırak oğlumu. Bırak oğlumu! Bırak! Bırak! Bırak, bırak nereye götürüyorsunuz oğlumu? Bırak dedim. Anne! Bırak beni! Kemalkeş Paşa. Nereye götürüyorsunuz oğlumu? Telaşlanma hatun. Ölüm yok. Kösem Sultanımız torununa kıyar mı hiç? Mısır'a gideceksiniz. Bundan böyle orada kalacaksınız. Hayır. Hiçbir yere gitmiyoruz. Hayır. Bırak beni! Ya bırak! Ne olur Kemalkeş Paşa, göndermeyin bizi. Bırakın! Ya bırak! Sultanım. Bu belayı da def ettik. Çok şükür. Gemi hareket etmek üzere. Ben o kadar emin değilim sultanım. Hünkârımız meseleyi öğrenirse ikisini birden geri getirebilir. Tavsiyen nedir Köprülü?
Aklımda bir şey var. Var, lakin tehlike arz edebilir. Onların geri dönmesinden daha tehlikeli ne olabilir Köprülü? Ne icap ediyorsa yapın. Zarife ve oğlu asla geri dönmeyecek. Gel. Signor Foscarini, Köprülü Mehmet Paşa geldiler. Gelsin. Signor Foscarini. Köprülü Pasam, hoş geldiniz. Seref verdiniz. Bu ziyaretinizi neye borçluyum? Eğer divandaki mesele ise... Bugün Mısır'a bir gemi kalktı. İçinde hayli mühim ve kıymetli bir hazine var. İnşallah Maltalı korsan dostlarınız yolunu kesmez. Pasam, ben divanda da arz ettim. Bizim o korsanlarla hiçbir alakamız yok. Seni oyuna getirip gafil avlayacağımı sanıyorsun. Lakin yanılıyorsun. Ben söyleyeceğimi söyledim. Gerisi sana kalmış. Peki ne var o gemide? Hünkârım. Lalezar Kalfa. Niye boşaltıyorsunuz daireyi? Zarife ile Osman nerede? Hünkârım, Valide Sultanımız size izah edecekler. Çıkın dışarı, hepiniz bizi yalnız bırakın. Haydi. Zarife ile Osman nerede valide? Yine şimşirliği mi kapattınız? Hayır. Yolladım onları. Payitahttan uzağa gittiler. Ne yaptınız? Siz bana sormadan nasıl böyle bir karar verirsiniz? Bugüne kadar ne istediyseniz yaptım. Devleti, haremi, her şeyi elinize bıraktım. Lakin bu sefer hududu aştınız. Merak etme, her türlü ihtiyaçları karşılanacak. Osman en iyi şekilde yetişecek. Allah razı olsun. Bari bir de sokağa bıraksaydınız. Makul ol biraz İbrahim. Bu çocuk sen tahta çıktıktan 4 ay sonra başka bir sarayda gizli saklı doğdu. Ve öyle de kalmalı. Ne olacak? Gelip sarayı mı basacaklar? Canımı mı alacaklar? Evet. Yaparlar. Canını alırlar. Abilerine yapılanları ne çabuk unuttun? Unutmadım, unutmadım validem. Hepsi dün gibi aklımda. O zaman beni dinleyeceksin. Ben ne yapıyorsam seni korumak için yapıyorum. Soyumuzdan bir kez olsun şüphe ederlerse... ...ne hükmümüz kalır ne saltanatımız kalır. O gök kubbe yıkılırsa hepimiz altında kalırız. En başta da sen.